Rezüm diyorum. Arkadaşlar, şimdi bakın, bunu da şimdi ileride biraz daha ayrıntılı anlatacağım ama kapsamlı PDR programı ya da çağdaş rehberlik anlayışında birey kendisini en iyi testlerle değil arkadaşlar, etkinliklerle tanı. Şimdi bu etkinliğin ne olduğunu ileride birazdan anlatacağım daha detaylı. Bu etkinlikleri uygulamakla da birinci derecede sorumlu kişi de yine kimmiş hocam? Kimmiş hocam? Sınıf rehber öğretmeniymiş. Ama şuna dikkat edin, ileride yine anlatacağım. Uzmanlık gerektiren etkinlikleri hani yönergelerle sınırlıydı ya uygulamalar. Eğer yönergenin başında, etkinliğin başında bunu sadece PDR'ci uygular diye yazıyorsa, ki yazacaktır, sen oraya burnunu sokmayacaksın. Yani o yönergelerin dışına çıkmayacaksın. Bu etkinliklerin sırasını ya da etkinliklerin içeriğini değiştirmeyeceksin. Bunu yapacaksa PDR'ci yapacak hocam. Ve etkinliklerin sayısı da öğretim kademesince artacak. Şimdi ben buradan şunu anlatmak istiyorum. Eskiden biz bireyi tanıma hizmetlerinde testleri kullanırdık. Bireyi tanıma tekniklerini. Ama günümüzde birey kendisini daha çok nasıl tanıyormuş arkadaşlar? En iyi nasıl tanıyormuş? Etkinliklerle tanıyormuş. Bunun ne olduğunu biraz daha detaylı konuşacağız arkadaşlar. Şimdi özetliyorum, 2 saattir anlattığım. Geleneksel rehberlik anlayışı. Geleneksel anlayış. Psikolojik danışma kuramlarına, yani psikolojik danışma demek miydi arkadaşlar? He? Ona mı dayanıyordu? Arkadaşlar. Evet. Evet. Peki çağdaş rehberlik neye dayanıyordu? Gelişim. Süper. Bir. Geleneksel rehberlik anlayışı psikolojik danışmaya dayanıyorsa nihai amacı neydi? Güdümüz neydi? Nihai amacımız? Kendini gerçekleştirme. Peki çağdaş rehberliğin nihai amacı ne? Bak bununla ilgili bu sene soru gelecek. Neymiş arkadaşlar? Yaşam kariyeri geliştirme. Ne demek yaşam kariyeri geliştirmek demek? İçinde bulunduğu gelişim ödevlerini işte etkinliklerle kazandırmak demek hocam. Hocam çok önemli bak. Bunlar çok çok önemli. Neymiş hocam? Nihai amacımız yaşam kariyeri, yaşam becerileri geliştirmek. Peki devam ediyorum. Geleneksel anlayış uzman odaklı mıydı? He? Yani sen, Evet. peki çağdaş rehberlik ne odaklı? Öğretmen odaklı. Süper. Bak bunu lütfen kalın çizgiyle yazın. Peki geleneksel rehberlik sadece o pozisyonda yani uzman pozisyonda olan bir kişinin yönelimiyle mi veriliyordu? Pozisyon yönelimli miydi? Yani o pozisyonda kişi verebiliyordu. Peki çağdaş rehberlik plan program yönelimliydi. Peki eskiden sadece sorunlu çocuklara mı rehberlik veriliyordu? Evet. Şimdi tüm bireylere açıktır. Peki eskiden sadece sorun olduğunda yani U olduğunda T oluyordu. Yani tepkiseldi. Şimdi öngörüseldi, önleyicidir. Peki çağdaş rehberlik anlayışı öngörüsel modele dayanır. Doğru mu? Hayır. Süpersin. Ama öngörüsel midir? Evet. Yani bir sorun çıkmadan da önceden bunu tahmin edebiliriz değil mi? Neler yaşayacağını. O yüzden önleyicidir de, tepkisel değildir. Peki eskiden rehberlik sadece lise kademesinde yoğunlukla mı veriliyordu? Evet, şimdi Hayır. K12. K12 demek ne demek? K12. Okul öncesinden 12. sınıfa kadar. Ya bak her eğitim kademesinde veriliyor. Peki eskiden biz bireyin kendisini tanıması için daha çok bireyi tanıma teknikleri mi uyguluyorduk? Yani testlerle mi bireyi kendini tanıyordu? He? Evet. Peki şimdi daha çok birey kendisini yine test var ama daha çok kendisini neyle tanıyor? Etkinlik. Etkinliklerle. Peki eskiden rehberlik yani psikolojik danışma demekti. Okul dışında sağlık alanında askeriye de verilebiliyor muydu? Evet. Evet. Peki kapsamlı PDR sadece okula özgü müydü? Evet, okulu. He. Peki yaşam boyu mudur? Hayır. Sadece okulda veriliyorsa o zaman değil mi? O zaman okulun içindedir. Yani okul zamanını kapsar, yaşam boyu değildir. Peki eskiden rehberlik eğitimden kopuk muydu? Okulun dışında mıydı? Evet, dışında. Yani değil mi? Yani eğitimin dışındaydı. Okulun dışında derken eğitimin dışındaydı. Çünkü eğitimden kopuk derken şunu kastediyorum. Eskiden sadece ne vardı? Öğretim boyutumuz vardı. Bir de ne vardı? Söyle Esra hocam. Yönetim. Peki şimdi ne var? Eğitim, öğretim yine var.
Değil mi? Gelişim var. Buna bir de ne eklendi? Eğitim, öğretim yanına bir de ne eklendi? Bak buraya artı yapıyorum şöyle. Ne eklendi? ÖKH. Ne demek ÖKH? Öğrenci. Rehberlik de neyin içindeydi? ÖKE'nin içinde. O zaman rehberlik eğitimin içinde mi? Öğretimin de bir tamamlayıcısı mıdır? Evet. Evet. Anlaşıldı mı arkadaşlar? KPSS bununla ilgili soruları sordu arkadaşlar. O zaman bakın. Yaşam kariyeri ya da becerileri kazandırmak demek. Bireye biz ileride problem alanları diyeceğiz. Kaba taslak dersen bireye kişisel, eğitsel ve mesleki alanlarda hocam. Bireye ne yapmak? Belli beceriler geliştirmesini. Yani o içinde bulunduğu o bununla bu alanlarla ilgili ödevlerini kazanmasına yardımcı olmaya çalışacağız. Nihai amacımız bu üç gelişim alanı. Kaba taslak. Hani böyle de sorarlarsa kişisel, sosyal ya da eğitsel ve yaşam kariyeri. Yani bir meslek kazandıracağız. Peki kapsamlı PDR programı dört boyuttan oluşuyormuş hocam. Hocam bak burası önemli. Bununla ilgili de soru gelebilir. Alanda geldi, size de bazen böyle gelebiliyor. Birinci boyut hocam, kapsamlı PDR dört tane ayaktan oluşuyormuş. Birinci boyutu müfredat, rehberlik müfredatı. Hocam ben bunu şöyle anlatıyorum. Esra hocam senin branş neydi? Dikap hocam. Ne? İlkokul mu? Dikap. Ne? İlahiyat. Ha, İlahiyat ilahiyat. hocam. Diyelim, ha, din dersi değil mi? Din kültürü diyelim. Okullarda ona gireceksin. Din kültürü. Din kültürünü lise 1'de bir müfredatın var mı hocam? Var hocam. Değil mi? Lise 2'de var mı anlatacağın konular? Tabii ki. Müfredat. Ha. İşte rehberliğin de böyle müfredatı var. En önemli boyut o zaman kapsamlı PDR'de ne olacaktık? Öğrencilere kazandırılmasını istediğimiz ne olacaktık? Bu müfredat olacak. Anlaştık mı? Rastgele değil. Bak bir müfredatımız var. Bir plan programımız var. Anlaştık mı hocam? Yani Anladım. işlenecek. O zaman rehberliğin de işlenecek tabiri caizse konuları var mı? Var He? hocam. Heh, işte bunu anlatmak istiyorum. İki, bu konular, bu müfredatı din kültürü dersinde sen hocam lise 1'deki Ayşe için mi yoksa tüm öğrenciler için mi hazırladın? Tüm. O zaman Tüm. rehberliğin müfredatı da bireye yönelik midir yoksa gruba yönelik midir? Sınıfa Gruba. yönelik. Heh, o zaman rehberlik müfredatı neyle alakalıdır? Sınıfla alakalı. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Peki sınıfta uygulanacaksa, bu müfredatsa kim uygulayacaktır bunu? Sınıf rehberi. Kesinlikle. Bak her öğretmen değil, sınıf öğretmeni uygulayacaktır. Ama şimdi sen bana şunu diyeceksin. Demek ki rehberlik müfredatı bireyi değil de grubu temel alıyor. Doğru mu? Evet. Bireyi unutmadık. Birey nerede peki? Hani birey de bizim için önemliydi. İşte buna biz bireysel planlama diyeceğiz. Ne demek bireysel planlama? Tek tek bireye özgü. Bak bireye özgü. Yani bireyi temel almaya, bireyin farklılıklarını temel almaya. Yani bireyi de biz ihmal etmemeye, onu da bu planın içerisine dahil etmeye ne diyecekmişiz hocam? Bireysel planlama. O zaman size soruyorum, kapsamlı PDR programı sadece gruba yönelik mi yoksa tek olarak sana da verilebiliyor mu? Tek verilebiliyor. Yani senin bir ihtiyacın oldu, benim yanıma geldin Esra hocam. Ben sana şunu mu diyeceğim? Ay ben bunu sınıfta anlatacağım mı diyeceğim yoksa bireysel sana yardımcı olacağım mı? Yardımcı olacaksınız hocam. Süper. Bu da anlaşıldı mı, bireysel planlama? İki. Hocam bir şey Heh. sorabilir miyim? Kaynaştırma da buraya girer mi bireysel planlamaya? Girer tabii ki Kaynaştırma hocam. öğrencileri. Kaynaştırma hocam, kaynaştırma bir programdır. O ayrı özel eğitim kapsamındadır. O rehberliğin içinde değil. Şöyle söyleyeyim sana. Süpersin. Hocam biz ÖK'yi ayırmıştık. Hatırlıyor musun ÖK'yi? Ne demiştik? Bir, sağlık hizmeti. İki, sosyal yardım hizmeti. Doğru mu? Evet hocam. Sosyo kültürel hizmetler. Sonra özel Eğitim. yetiştirme. Sonra özel eğitim. Ve en sonda rehberlik demiştik. Doğru mu? Evet hocam. Şimdi rehberlik neye bağlı? Okay. Peki özel eğitim neye bağlı?
Adam mı hükümlü? Bak. Bak. Peki bunlar birbirlerinden hepsi bir sistemse bunlar birbirlerini etkiler mi? Etkiler. Heh. Tamam mı? O zaman sen o özel eğitimdeki çocuğun da rehberliğe ihtiyacı var mı? Var. Peki özel yetiştirmedeki çocuğu bilgilendirmeye de rehberliğe ihtiyacı var mı? Var. Bunların da hepsinin merkezinde yine ne olacaktı? Rehberlik. Heh, anlaştık mı hocam? Kategoriziyi anladık mı? Anladım hocam. Okey. Peki şimdi rehberlik bir program dahilinde mi veriliyor? Evet. Bu program kapsamlı PDR mi? Programı mı? Evet. Bu program kapsamlı PDR programıysa, peki okul rehberlik programının da bir parçası mı? Evet. Heh, işte şimdi bu programı anlatıyorum ben. Anlaştın mı? Okul rehberlik programının içindeki esas olan bu programı anlatıyorum. Bu anlaşıldı mı? Bu program Anlaşıldı. hocam bir, yani o kapsamlı PDR programı, rehberlik bir plan ve program dahilinde verilen bir hizmetti ya. Bak rehberlik. Bir de okulun rehberlik programı içinde veriliyor yani onun bir parçasıydı ya. Rehberlik programı, kapsamlı PDR programı. Bak okul değil bak. Hocam şunu ne olur karıştırma. Bak ben şurada okul yıllık rehberlik programı mı diyorum? Hayır. Ne diyorum? Kapsamlı TDR. Heh. Şimdi bunu anlatıyoruz. Bu program bir neyden oluşuyormuş? Rehber. İçerisinde o çocuklara kazandırılması gereken konular varmış. Hocam lise 1'de sen çocuklara bir konu anlatmıyor musun? Anlatıyorum. Lise 2'de aynı konuyu mu anlatıyorsun? Hayır. He, o zaman lise 1'de lise 2'de biz aynı rehberlik müfredatını mı işleriz? Ay farklı farklı müfredat. He, işte bunları hazırlamak anladın mı? Lisedeki gibi bu işte bu müfredat da bize bu konuda yardımcı oluyor. Anlaştık mı kapsamlı PDR? Gelişim psikolojisinden yararlı. İki, bu rehberlik müfredatı bireye yönelik miydi? Yani lise 1'deki senin din kültürü derslerin lise 2, lise 3 bireye yönelik mi, sınıfa yönelik mi? Sınıfa yönelik de Peki, ama bireye bireyde yönelik. esas alınır. Ama bak şimdi ben şunu dedim. Tam ben bunu böyle yaptım. Ama bireyin kendi problemleri de olamaz mı özel? Tek başına. Olabilir. İşte bu noktadaki yardıma da ben ne diyeceğim? Bireysel O planlama. zaman bireysel planlama grup halinde mi verilir? Tek tek yüz yüze mi verilir? Tek. Şimdi o zaman ben bir programı çocuğa etkinliklerle verdiysem, etkinlik tek başına mı yapılır, grupla mı yapılır? Grupla yapılır. O zaman etkinlik bireysel planlama mı yoksa Değil. sınıf ortamında yaptıysam? He? Sınıf. Anlaştık mı? Peki ben Anlaştık. çocukla hocam bireysel görüşme yaptıysam bu neyin için? Ya yani çocukla görüşme yaptıysam bir öğrenciyle bu neyin için Bireysel dedim? planlama. Süper. Peki şimdi daha devam ediyorum. Şimdi biz bireysel planlamayı anladık. Rehberlik müfredatı önceden belli, konuyu belirledik, anladık. Ama çocuğa o gün okulda birisi silahlı saldırıda bulundu ya da deprem oldu ya da tacize uğradı. Bu benim önceden görebileceğim bir şey mi? He? Hayır. Peki bu bir kriz mi? Bir kriz Kriz. mi? Peki ben böyle bir durumu önceden bilmiyordum, değil mi? Bilmiyordum değil mi? Evet. Değil mi? Peki ben buna müdahale etmem gerekmiyor mu? Yani müdahale etmemiz İşte al gerekiyor. sana kapsamlı PDR'nin müdahale hizmetleri. Esnektir. Diğer bütün hizmetleri bırakacağım. Hemen neye müdahale edeceğim? Krize. Süper. Peki kapsamlı PDR programı öğretmen var mı bu işin içerisinde? Var. Yönetici var mı? Yönetim. Var. Veli var mı? Var. Peki işin içerisinde RAM, MAM var mı hepsi? Bu bir sistem de bunlardan benim yardım almam gerekmiyor mu? Bir takım Gerekiyor. çalışması değil mi? O zaman kapsamlı PDR programı tek başına mı yürütülür yoksa bir sistemle mi? Sistemli bir şekilde mi yürütülür? Ekip. Ekip Ekip. işte bu da sistem desteği. Bunu da anlaştık mı hocam? Evet hocam. Şimdi geldik. Şunu açıyorum. Rehberlik müfredatı. Şimdi hocam rehberlik müfredatı neyin içindeydi? Kapsamlı PDR Bak öğrenci kişilik hizmetinin hayır, içindeydi. bak, hayır hocam bak kapsamlı rehberlik programının en önemli birinci boyutuydu bak. Bu birinci boyut. Dört tane boyuttan oluşuyor demiştik ya. Şu ya hocam bak.
Buradan. Ben bir öncekine kaydım. Şimdi şunu, biz şimdi neyin içindeyiz hala? Neyin içindeyiz? Kapsamlı PDR programın içindeyiz. Şimdi bunun içerisinde ben en önemli boyutu ne demiştim? Çocuklara kazandırılması gereken konular demiştim, değil mi? Müfredat demiştim, değil mi? Evet hocam. Şimdi bir, nasıl sen lisede çocuklara hani kazanımlar diye yazıyoruz ya, hani şunları yeterlilik kazanacak, şu kazanımlar. Mesela hocam Peygamber Efendimizin hayatını işte ya da şu kazanımı öğrenecek diye yazıyorsun ya hocam. Hatırlıyor evet. musun? Müfredatı. O zaman rehberlik müfredatı da yeterlilik, kazanımlar ve etkinliklerden oluşacak. Anlaştık mı? Evet hocam. Bu yeterlilikler arkadaşlar nedir derseniz. Şimdi ben size bir şey sorayım. Bu çocuk tüm eğitim hayatı boyunca okulda okuyacak mı? K12 demiştik bak. K12'nin içindeyiz. Doğru mu? Evet. Okuyacak. Peki bu çocuk kendini kabul eden bir birey olsun mu? Bütün bu okul. Amacımız o. Ha işte bu yeterliliklerdir işte. Tüm bunlar sadece lise 1'de mi verilir? Lise 2'de mi verilir? İlkokulda da verilir mi? Kendini kabul etsin mi? İlkokulda da verilir. Okul öncesinde verilir mi? Verilir. Değil mi? Peki okul öncesinde de kişiler arası ilişkiler kursun mu sağlıklı? Kursun. Peki lisede de kursun mu? Kursun hocam. O zaman bu yeterlilik alanları tüm eğitim hayatı boyunca kazandırılmasını istediğimiz 7 tane amacımız mı? He? Evet. Peki eğitsel başarı da göstersin mi? Mutlaka. Eğitsel ve mesleki de olarak da gelişsin mi? Okula ve çevresine de uyum sağlasın mı? Ailesini ve toplumunu da barışık olsun mu? Sağlıklı ve güvenli bir hayat yaşasın mı? He? Yaşasın. Peki size soruyorum. Bak, kişiler arası ilişkiler sadece K'da mı olur? Yani kayıt okul öncesinde mi olur? Sadece o dönemde mi kazandırılması gerekiyor? Peki ilkokul 1'de de verir miyiz? Veririz. İlkokul 2'de de verir miyiz? Lisede de veririz. 3'te de veririz. Devam ediyoruz bak. Lise 12'de de verir miyiz? Veririz. Al sana bak şimdi burayı siliyorum şöyle. Şöyle K ne diyorum? 12 diyorum. K 12 demek ne demekti? Kapsamlı PDR. Doğru mu? Evet. O zaman yeterlilikler bireyin tüm hayatı boyunca kazandırmasını istediğimiz 7 tane bu alan mı? Amaç mı? Hemfikir miyiz? Hemfikir. Süper. Peki bireyin her dönemde yerine getirmesi gereken ödevleri farklı mıydı? Yani ben kazanım derken de neyi kastediyorum o zaman? Gelişim neyini kastediyorum hocam? Ödevi. Peki tuvalet eğitimini ben lisede vereyim mi hocam? Kritik dönemi geçmiş oluyoruz. Yok yok, lisede ben tuvalet eğitimi verir miyim? Veremezsiniz. Değil mi? Saçma değil mi Esra hocam? He? Evet. Bunu ben nerede vereyim? 1-3 yaş arasında. Yani nerede vereyim? Okul yani? Öncesinde verebilirim. Teşekkürler hocam. İşte bitti. Peki hocam ergenlik problemini ben ilkokulda vereyim mi? Hayır hocam. Lisede verebilirsin. He. İşte bu yeterlilik alanlarına bağlı. Bireyin kazanımları her dönemde yani her gelişim döneminde aynı mı? Yani lisede, ortaokulda aynı mı? Değil. Farklı değil mi? Peki yeterlilikleri aynı mı? Aynı. He? Mesela ilkokul 1'deki çocuğun kendini kabulüyle lisedeki çocuğun kendini kabulü bak kendini kabul diyorum aynı. Ama kendini kabuldeki ödevleri aynı mı? Hayır, farklı. He. O zaman kazanımlar her eğitim döneminde farklı mıdır? Farklı. He? Farklı. Farklıdır değil mi? O zaman ben her yaşa özgü neyi temel alarak bireyin kazanımlarını belirleyeceğim? Ödevleri. Peki bu ödevler kritik dönem miydi? Yani şöyle söyleyeyim. Bak çok güzel bir şey söyledin. Dedin ki hocam. Mesela ben dedim ki tuvalet eğitimi dedim. Tuvalet eğitimi. Hocam lisede verilirse bir anlam ifade eder mi? Bir anlam. He? İfade etmez. Bunu ben nerede verirsem en güzel kazanır bu çocuk? Okul öncesi. O zaman ben bunu kaçırmayayım değil mi? Bu çocuğa bu tuvalet eğitimini vereyim değil mi? Bu kazanımını. Evet. Peki bu tuvalet eğitimi kazanımı lisede var mı? Yok.
Peki tuvalet eğitimini kazanan bir çocuk kendini kabul eder mi? He? Eder. Değil mi? Kendini kabul eder, artı ve eksi yanlarını. Peki ergenlikte verdiğim hormonlarıyla baş edebilmesini çocuk lisede. Ben hormon var yani başımızın belası. Bunu da ben nerede vereyim hocam? Bak şuna Lisede. okul öncesi. Okul öncesi dedim. Peki hormonlarıyla çocuk yani hızlı bedensel gelişimine uyum sağlarsa kendini kabul eder mi yine? He? Eder. Peki bu da nerede verdim? Bak yine kendini kabul. Bak Lisede. kendini kabul. Bu da lise. Şimdi buraya bak. Okul öncesinde kendini kabul var mı? Yeterlilik. Var. Var değil mi? Peki lisede de kendini kabul var mı? Var. Peki ödevleri aynı mı? Farklı. Heh, o zaman kazanımlar müfredatta ne olmak zorunda? Farklı olmak zorunda. Peki ben bu ödevi çocuğa en mükemmel kazanacaktı ya. Şimdi şunu demek istiyorum. Kritik dönemdi ya ödev demek eşittir. Kritik dönem demek mi? Ödev demek. He? Öyle miydi arkadaşlar? Evet. Peki kritik dönem demek bir ödev belli yaş aralığında en mükemmel o yazamadım ya. Mükemmel kazanılır demek miydi? He? Evet. Mesela o zaman ben şunu anlıyorum. Tuvalet eğitimi okul öncesinde yani 0-6 yaşa kadar okul öncesinde tuvalet eğitimi oy yazamıyorum eğitimi en mükemmel kazanılır mı? He? Kazanılır. En mükemmel öğrenilir mi? He? Evet. Bu yaş aralığında. He? Evet Peki hocam. öğrenmesi için bireyin o dönemde olması yani o yaş aralığında Allah'ım yani yazamıyorum ya aralığında olması gerekli mi? Gerekli. Ama yeterli mi öğrenmek için? Yeterli Hayır. değil. Senin bir de ne yapman lazım? Ne yapman lazım? Yaşantı geçirmen lazım. Şimdi şunu demek istiyorum hocam. Sen okula gitme yaşına geldin. Okuma yazman için 6 yaş kritik dönem miydi? 6-7 yaş. Evet. Peki okula gitmeden okuma yazmayı öğrenebilir misin? Hayır. He, o zaman şimdi sana soruyorum. Kazanımlar diyelim ki çocuk hızlı bedensel gelişim ya da hormon ya da tuvalet eğitimi. Bunu kazanması için bireyin bunu yaşaması da gerekli mi? Yaşantı geçirmesi. Gerekli. He? Yaşantı geçirmezse bunu öğrenebilir mi? Kazanabilir mi? Hayır. He, işte bu yaşantıya ben ne diyeceğim? Bu kritik dönemde bu ödevlerini yani bu kazanımlarını bireyin öğrenmesine ne diyeceğim ben? Ne diyeceğim? Ne diyormuşum bakın hocam burada ne yazıyor? Öğrenme. Etkinlikler. Ne yazıyormuş hocam? Etkinlikler. Etkinlikler demek ne demekmiş hocam? Yaşantı demekmiş. Yani ne demek yaşantı? Yani kritik dönem değil mi? Yani kazanımlar. O zaman ben buradan şunu mu anlıyorum? Bak hocam, birey aslında etkinliklerle yani yaşantı sonucu aslında rehberlik müfredatında bizim öğrenciye kazandırmak istediğimiz yeterlilik alanlarına bağlı içindeki o kazanımları yani ödevleri yaparak yaşa yaşa yaşayarak öğrenmesi demek mi? He? Şimdi size sorum. Yaşantı geçirmezse yani etkinlik yoksa al bak sildim. Öğrenebilir mi bunları? Hayır. He? Öğrenebilir mi? Hayır. O zaman ben gelişimsel ihtiyaçlarımı, gelişimsel ödevlerimi nasıl kazanırım? Yaşantı yoluyla. Yani
Yani rehberlik kavramıyla etkinlikle. Yani hocam işte bak şunu demek istiyorum. Sen o dönemde olabilirsin ama etkinlik yani yaşantı geçinmezsen ne yapamazsın? Öğrenemem. Bitti. Hocam bunu demek istiyoruz. Etkinlik ne demekmiş o zaman? İşte Yaşar. O rehberlik müfredatında iki saattir anlattık ya hocam bak şunlar var ya bak şu kazanımlar yeterlilikler. Şu yeterlilikler hani bak tuvalet eğitimi hormon diye yazdık ya kendini kabul mesela kişiler arası ilişkiler. Bu yeterlilik alanlarına bağlı kazanımların sınıf ortamında yaparak yaşayarak ne yapmasıdır hocam? Ne yapmasıdır? Öğrenmesidir. O zaman size sorun bu etkinlikleri bu yaşantı geçirmesi için kim uygulayacak? Kim uygulayacak? Uzman. Ne? Uzman mı? Hayır hocam. Sınıf rehber öğretmeni sınıfta uygulayacak diyoruz hocam. Hocam kapsamlı PDR programı dedik ya. Allah'ım yarabbim. Hocam kapsamlı PDR programı dedik ya canım hocam. Şimdi bakın arkadaşlar şunu anlatmak istiyorum. Gözünüzün şu kapsamlı PDR programı arkadaşlar bak kim uyguluyordu bak ne odaklıydı? Bak. Öğretmen odaklıydı. Peki etkinlikleri kim uygulayacaktı? Öğretmen uyguluyordu. Bak etkinlikler dedik değil mi? Öğretmen değil mi? Sınıfta uygulayacaktık değil mi? He? Şimdi biz şunun içindeyiz. Şimdi bu rehberlik müfredatı da kendi içinde yeterlilik kazanım etkinlikler. Şimdi o zaman kazanımları, etkinlikleri kim uygulayacak hocam? Bak şurada Öğretmen. yazıyor bak. Kim uygulayacakmış? Öğretmen uygulayacakmış. Peki uzmanlık gerektiren etkinlik olursa onu uygulayabilir mi? Yönergeler hayır diyecek değil mi ona? He? Uygulayamaz. Evet. Peki her etkinlik her okulda aynı mıdır? Hayır. Aynı olmak zorunda mıdır? Hayır değil mi? Peki bu etkinliklerin sırasını, değişikliklerini kim belirliyor? Kim yapıyor? Sadece kim yapıyor sana? Uzman. PDR'ci yapıyor. Peki senin işin ne hocam sadece? Senin işin ne? Bu etkinliği, sadece... Etkinliği yapmak. Ya bu kadar hocam ya. Yani ne demek? Uygulamak. Hocam ben bunu şöyle anlatıyorum. Yemeği kim yapıyor hocam? Yemeği? Annem. O PDR'ci. Yemeğin içine koyduğu sıra değişiklikler tamam mı? Senin yapman gereken tek şey ne hocam? Yemeği yemek. Bitti hocam. Öğretmene düşen görev. Peki sen annene maydanozu öyle koyma bu yemeği önce böyle ısı soğanı daha iyi haşla diyebilir misin? Yani. Diyemezsin. Karışamazsın değil mi? Annen Aha. Sana ne der? Önündeki zıkkımı niye? Kes sesini der. Çok biliyorsan sen yap der. Yani yapamayacağına göre çünkü uzmanlık gerektiriyor. Mantı açabilir misin sen? Hayır. Mesela diyorum aç o zaman tamam bak evde kalırsın ha ona göre. Yani ama şunu anlatmak istiyorum hocam. Öğretmenin işi ne sadece? Bu etkinlikleri ama hangi etkinlikleri? Uzmanlık gerektirmeyen. Onun yapabileceği etkinlikler. Onlar yönergelerde programda yazılı mı? Yazılı değil mi? Yönergeleri var. Sen o zaman... Bir etkinliğin başında bunu pederici uygular diye yazıyorsa sen bununu sokacak mısın? Sokmayacağım. Süper. Peki birey kendisini o zaman en iyi nasıl tanır? En mükemmel nasıl tanır? Ödevleri demek kritik dönem demekse o ihtiyacını en iyi nasıl kazanır? Nasıl o öğrenir? Kritik dönemleri sağlıklı bir şekilde geçirerek. Yani etkinliklerle desek artık? Evet. İşte etkinlikler demek bak şuraya yazdım ya hocam. Etkinlik demek ne demek? Yaşantı demek. Yaşantı demek ne demek? Öğrenme demek. Kritik dönem demek. Kritik dönem ne demek hocam? Kritik dönem ne demek? Bir özellik o yaş aralığında yaş aralığında en mükemmel ne yapılır demek? Kazanılır demek. Ya bak şunların hepsine ben şimdi ne diyorum sadece? Ne diyorum? Etkinlik diyorum hocam. Hocam bu anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Etkinlik demek kritik dönem demek evet. O zaman. Evet. Etkinlik demek belli yaş aralığında kazanması gereken ödevleri demek midir? He? Evet, He? O zaman en mükemmel öğrenci kendisini nasıl tanır? Etkinlikle tanır. Bunu ezberlemeyin hocam. Anlaştık mı? Anlaştık mı hocam? Hocam bak bunu böyle öğrenci ezberliyor sonra böyle etkinlik şu değil hocam. Hani şöyle oynuyoruz da biz hocam düğünlerde. Hani bu değil hocam etkinlik.
etkinlik. Anlaştık mı? Vallahi çok iyi anlaştığımızı düşünüyorum yani. Anlaştık hocam. Peki bireysel planlama da önemli mi? Bireysel planlama. Yani bir öğrenci geldi senin yanına. Hocam benim eğitsel sorunum var, kişisel mesleki bir şey danışmak istiyorum. Ya da kendi bir şey kendiyle ilgili bir özelliğini fark etmek istiyor. Birey tanıma hizmetini ben bu çocuğa tek başına verebilir miyim? He? Sınıf öğretmeni veremez hocam. Niye veremesin? Hocam bireyi tanıma, bireyi en iyi kendini nasıl tanır dedik? Kendini en iyi nasıl tanır dedik? En iyi. En iyi nasıl tanıyordu? Etkinliklerle mi? Evet. Etkinlikleri kim uyguluyordu hocam? Tamam, öğretmen uyguluyor ama sorunun var dediniz ya, o yüzden. Sorun derken her sorunla biz duygusal sorun demedim ki. Tamam hocam. Sınav kaygısı var dedim. Sınav kaygısı da bir sorun değil mi? Evet hocam. O da değil mi? Mesleki sorunu var dedim. İlla duygusal sorun olmak zorunda değil. Birey en iyi kendini nasıl tanır? Etkinliklerle. Etkinlikleri kim uygular? Öğretmen. Şimdi bir öğrenci sana geldi. Hocam ya dedi benim sivilcelerim var dedi. Bunun için dedi işte bir şeyle konuşmak istiyorsan. Duygusal bir problemi yok ama herhangi bir. Bak lütfen bunu anla. Sen bu çocuğa bireysel olarak yardım edebilir misin? Evet. Birey tanıma hizmeti verebilir misin? Veririm. Peki bir çocuk geldi hocam ilahiyat fakültesi ne iş yapar diye sordu sana. Yani ben ilahiyat okumak istiyorum dedi. Bilgi meslek hakkında bilgi verebilir misin? Veririm. Peki yöneltme hizmetinin birinci derecede sorumlusu kimdi? Sınıf öğretmeni miydi? Evet, sınıf öğretmeni. Peki sınıf öğretmeni çocuğa yöneltme hizmeti verebilir mi teke tek? Şu alan, mesela eğitsel kol konusunda şuna yöneltiyorum seni müzik koluna git diyebilir mi? He? Diyemez hocam. Diyebilir. Niye diyemezsin hocam? Yani eğitsel kolları kim seçiyor? Sınıf öğretmeni seçiyor hocam. Yöneltme hizmeti hocam. Hocam bak okullarda hocam kulüpleri kim kuruyor? Kulüp dosyasını kim oluşturuyor? Sınıf. Sınıf öğretmeni. Derece 50 tane 100 tane sınıfı nasıl kursun hocam? Hocam bunları siz sınıf öğretmeni yapar. Peki bir çocuk geldi. Beden eğitimi kulübüne yerleştirdim. Bu yöneltme hizmeti değil mi? Ama çocuk yanınıza geldi. Hocam ben beden eğitimi istemiyorum. Ben Yeliz Hoca'dan müzik dersi, müzik kulübüne gitmek istiyorum dedi. Değiştirebilir misin? Bireysel hizmet veremez misin yöneltme hizmeti seçim? Veririm. Al işte bak bu bireysel. Bak sınıf halinde mi verdin, tek mi verdin? Tek verdim hocam. Bak izleme hizmeti verebilir misin? Veririm. Tek başına yaptığın hizmetin nasıl oldu, etkili oldu mu müzik? Evet, veririm. Tek hizmeti yine verebilir misin tek başına? Sen bence pedagojiye git diyebilir misin? Bu konuyu ondan konuş. Derim, sevk ederim. Bu nedir? Bu kapsamlı PDR programı içerisinde neyin için dedik? Bireysel planlamanın için dedik. Anlaştık mı hocam? Anlaştık hocam. Hocam haftaya böyle yarı bırakacağım. Bak şunu müdahale hizmetlerini ve sistem desteğini de anlatacağım. Sonra böyle bir iki şey kalacak. Bu aradaki farklar çok önemli çünkü. Tamam mı? Haftaya devam edeceğiz. Anlaştık mı arkadaşlar? Hocam. Hocam bu konularla ilgili bir soru çözümü de yapabilir miyiz haftaya? Tabii ki yapalım hocam. Bunu bitirelim sonra ben size soru çözeyim. Olur mu? Tamam. Teşekkür ediyorum. Haftaya soru da çözeyim. Anlaştık. Bir iki saat fazla.